Merhaba sırrım ben Serdar ve Amnesia'da Dark Descent'e hoş geldiniz. Son bölüm. Son bölümde bir yere gelmiştik. Oradan çıkacaktık ve ne yapmam gerektiğini biliyorum. Alexander şey demişti. Seri bir şekilde basmam gerektiğini. Sanırım burada kitapları çekiyorduk gibi geçit açılıyordu. Sanırım öyleydi. Ondan sonra pek hoş şeyler hatırlamıyorum ama. Çok hiç iyi şeyler duymuyorduk o içinde. Garip garip sesler geliyordu. Yüklenirse tabii ki. Bu arada geçen videoda facecam çıkmamış. Program bir sorun çıkardı. Video hatalı çıktı. Allah. Ha. Ben bunu okudum. Tamam. Şurayı çok nazik bir şekilde kırmıştım ve şu okumuştu. Peki bir tane şu kitabı çekeceğiz ilk önce. Sonra şu kitabı çekeceğiz. Ondan sonra da sanırım şu arka taraftaki şu kitabı çekeceğiz. Başka da kitap çekmeyeceğiz. Ya da şöyle yapalım. Sonra da şöyle yapalım. Neresi açıldı? Arka tarafta o taraf açıldı. Çok güzel. Anahtar var. Onun dışında anahtar almadan önce şuralara bir göz atmak istiyorum. Çekmeceler falan. Bu ne? Wilhelm ve budalalar insan kobayları kullanış şekilleri araştırmalarını uzun süreden beri tehlikeye atıyor. Şerif gözünü ormandan ayırmıyor ve güvenilir uşaklarını öldürüyor. İzleri takip edip Brennan bölgeye erişmeleri an meselesi. Wilhelm ve adamlarının halkın dikkatini daha fazla çekmemek için kilit altına almam gerekiyor. Bu yüzden şarap mahzeni bu işin çaresine bakılana kadar kilitli kalacak. Demek ki bu Wilhelm ve adamlarını şarap mahzenini aldı. Kralın adamları ayrılacak ya da Wilhelm ve adamları açlıktan ölecek. Hangisi ilk önce olursa olsun çürüseler bile cehenneme kadar yolları var. Belki de onlara gelecek biraz şarap içirmeliyim. Bütün problemlerimi bir bakıma çözecektir. Şarabın içinde bir şey olacağına dair eminim. Burada bir şey yok. Şunu alalım bari. Ne oluyor lan? Abi gir. Gir. Şuradan girdi. Ha burası onun için kilitliydi demek. Tamam. Anladım. Güzel, devam. Çıkalım buradan ya. Gözünü seveyim, çıkalım buradan ya. Hadi aç. Hareket etmeyecek o kapı. Buradan çıkamıyor muyuz? Burada birileri var biliyorum. Sinek geziyor. Okey. Dayı. Şurada değil mi? Şuranın içinde pislik. Kaç. Bu iş tamamdır dedi adam. Lahit açığa çıkarıldı. Tin Hinan bekliyor diye sırıttı dişsiz ustabaşı. Ve ilk karşılaşmamızı böylece yapmış olduk. Adamın arka planını gördük. Ne oluyor lan? Kafam zonkluyor ve ellerim titriyor. Neden acaba? Gayet iyiyim. Bence iyi değilsin. Ya şu kaleden dışarı çık. Gözünü seveyim dışarı çık ya. Ya yeter. Hiçbir adamı öldürme, açığa çıkarma. Kaç gitsin buradan ya. Şarap mahzenine gidiyoruz. Sakin. Şarap mahzeni. Anahtarı üzerine ha böyle. Ve şarap mahzenine gidiyoruz. 4 adam burada ölmüştü hatırlatırım. Heykeller dua ediyor. Karanlık kubbeli tavana dik dik bakıyorlardı.
Dikkatli olun, karanlıkta durduğunuz süre boyunca akıl sağlığınız yavaşça düşecektir. Ortamdaki ışık kaynakları çakmak kullanarak yakın veya diğer ışık kaynaklarını arayın. Yak yak, yak bunu. En azından bayağı bir şeyim var. Yağım var. Burada ne arayacağız? Bir şey olmadı. Ve ben de... Lan! Oğlum, çekilin. Ha, çok güçlüyüm. Kalamin aldım. Hiç hoş şeyler olmuyor. Deprem oldu. Burası bildiğim deprem bölgesi. Yani adam neden gelip buraya kale kurar ki? Hadi bakalım. Şimdi kaç buranın içinden? Kaç buradan kaçabilirsen. Fark etmiyorlar. Bu ne? Hiç yapamıyor muyuz? Ben süper güçlerimi kullanıp bunu çekemiyor muyum? Çekemiyorum. İş. Zincir kullanamıyorum. Zincir şey bile değil yani. 3 boyutlu model bile değil. Ha şey, çakmak kutusu, çakmak güzel, aynen. Varilde yağ yok. Yağ kalmadı mı? Ben hiç doldurmadım ki bunu. Ha, ilk önce şunları çekeceğim. Huuu, ben çok güçlüyüm. Yeter lan, hadi çekilsene. Şunu alabilir miyim acaba? Şurada bir kaya var. Şu kayayı çok merak ettim. Evet. Evet. Hareket etmiyor. Şurada variller var bazıları. Onlardan mı bir şey yapacağım acaba? Çık bu masanın üstüne. Bunlar da hareket etmiyor. Ne yapacağım ya ben? Yine kaldık mı burada? Yukarıda ulaşamıyorum kardeşim. Açılmıyor bunlar. Gel. Kayak çekil oradan. Seni... Ha, seni çekmeyi başardım ya, güzel. Şunu açamıyorum. Sen bir çekilsene oradan. Sen nereye geliyorsun? Sen şuraya düştün. Sen nereye geliyorsun? Sen de oraya geldin ama seni hareket ettirmem. Kaya bir git ileri. Ya, ya bana gel ya da benden git yani, ama orada durma ya. Her yeri temizledim, bir tek o mu kaldı şimdi? Her tarafta kaya oldu.
Böyle yapabiliyor muyduk biz ya? Bu güller nereden geldi ben onu anlamadım. Allah'ım ya Rabbim. Bu ses nereden geliyor ya? Kim konuşuyor kardeşim ben? Ben şizofrenim ya. Sesleri duyuyorum kafadan. O belli yani. Korku oyununda bir deliği oynamak. Ne kadar şey. Ah. İyi, başardık bunu da çözmeyi. Aç kapıyı, ha? Ne oluyor? Variller bir kenara çekilin. Görelim bakalım orada bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Burası neresi? Buranın olayı ne? Adamları öldürmüş bu herif. Şunu bir okuyalım. Benim adım Wilhelm, Gerrit Meclisi. Bunlar benim son sözlerim, itiraflarım ve vaziyetim. 2 yıl önce Brandenburg Kalesi'ni çağırdım. Çoğu aristokrat gibi ben de bu sözde Tarikat Şövalyesi'nin benden ne isteyebileceğini merak ederek daveti kabul ettim. Baron arkadaşıyla arandı ve bana bir teklifte bulundu. Anlaşmanın özünde çok pis olduğu kafama dank etti ve bu iş için seçilme sebebim asker olduğum zamanlardaki aldığım ödüllerin şerefinden dolayı değil, geçmişte yaptığım aptalca davranışlardan dolayıydı. Sağlıklı insanları onun en ufak arzusu karşısında kaçıracak ve bunu hiçbir şey sormadan yapacaktım. Karşılığında ise beni kraliyet sarayına da tavsiye ederek referans olacak, asilzadeler arasındaki yerimi almamı sağlayacaktı. Bu kararı verme konusunda zorlandığımı iddia etmek isterdim. Ama teklifi anında ve tüm kabulümle kabul etmiştim. O günden beri Brandenburg'da bölge erkekler, kadınlar ve çocuklar getirdim. Sayılarını hatırlayamıyorum. Ama çok fazlaydı. Hatta belki de yüzlerceydi. Hiçbirinden bir daha haber alınamadı veya gören olmadı. Bu gece baron beni ve adamlarımı aşağıya şarap mahzeninde çalışmalarımızı kutlamak için davet etti. Biz merdivenlerden inerken içime şüpheyle doluyordu. Ama ısrar etti ve ben de şerefime kaldırılan kadehlerin arasında onlara katıldım. Adamlarım ve benim hiçbir sinirim olmadan içtiğimiz şarabın tadı güzeldi. İşte günahlarım için cezalandırmam öyle başladı. Baron bizi kilitleyerek en üst kata götürüp geri döndü. Yaptığım şeyler için beni bağışlayın. Zayıftım ve onun şeytani ağına düştüm. Adamlarım çığlık atıyor, derileri kendi şekil değiştiren kemikleri tarafından deliniyor. İçinde bir şeylerin tanrı vergisi doğalarına baş kaldırdıklarını hissediyorum. Gözlerimden kan fışkırmaya başladı ve ben artık daha fazla yazamadım mı? Onu mu diyeceksin koçum? Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi gittikçe şey artıyor. Dolapta ne var? Hiçbir şey falan var. Şapka takayım ben kafama. Baba, içimden geçti. Ben aslında süper güçleri olan bir insanım. Maddelerin içinden geçebiliyorum. Bakalım. Şimdi geleceğiz. Zincir sesleri duyuyorum ya. Şuraya bir gidelim mesela. Veya şuraya. Eğer düşman yakınlardaysa gürültü alanından uzakta kalın ve kalanlık bir yerde saklanın. Eğer mümkünse gaz lambanızı söndürmeyi de unutmayın. Düşman gelecek, düşman. Düşman geliyor. En soldan başladım ki iyice bir arayalım. Bu ne? Merhaba. Merhaba. bu şarkı, bu müzik. Ne zaman canavar beni kovaladığı zaman. Ha, canavar beni ararken kovaladığı zaman daha dehşet bir şey çalıyor.
Kanka sen bir gitsene ya. Allah Allah. Durmuş orada bekliyor. Hacı işin yok, gücün yok. Delireceğim herhalde en sonunda. Kafam donkluyor ve ellerim titriyor. Normaldir. Karşında bir tane canavar duruyor. Gidiyor mu sen? Düşmanlara uzun süre bakmaktan kaçının. Akıl sağlığınızı düşünecek ve eninde sonunda fark edilmenize neden olacak. Birkaç kesik ve yara var. Neden? Manyak mısın lan? Bir şey yapmadık ki. Ha şey düştük. Böyle köşeye çökelim. Küstüm ben size. Küstüm ben size. Köşeye çekiliyorum. Hatırladım. Kayboluyor. Ya bir blöfler var, bir normaller var. Aradaki farkı söyleyeyim size. Blöfler gerçek canavar değil. Sizi korkutuyor, akıl sağlığınızı düşüyor ama size ya zarar veremiyor. Sizi gelip öldüremiyor. Bunlar böyle gidiyor. Yakına geldiğini... Aha. Daniel sakin. Sakin, birazcık ışıkta kalalım. Bu adam akıl sağlığı yerine gelirken ben size olayı anlatayım. Bir normal canavarlar var size kovalayan. Bir de normal olmayan canavarlar. Bir de şey canavarlar var. Olmayan canavarlar. Blöf sadece şey, halüsinasyon gibi bir şey. Bu canavarlar böyle ortaya çıkıyor, sonra puf bitiyor. Yana geldiğiniz zaman puf diye ortadan kayboluyor. Daniel şu anda kafayı yiyor. Buradaki canavar gerçek değildi. Zaten Daniel kendiliğine döndü. Ben etrafta loot arıyorum. Bakayım bulabilecek miyim? Bir gaz yağı ve ona benzer bir şey. Ha gaz yağı. Ya orpiment almışız. Orpiment ne ya? Çakmağı birazcık daha fazla vermesi lazım. Bayağı bir harcıyoruz çünkü. Neyse buradan bir çıkalım. Huh. Buraya bakmadık sanırım. Kubrick de aldık. Bunun gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Bunun gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Ödüm kopuyor. Kalemi yaptım. Varil kalesi. Ama öyle ki ben dışarı çıkacağım. Not var mı burada ya? Not yok. Kaç 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 kaç. Şu ana kadar çok gerildiğimi anlatamam. Kumaş çöl ve rutubet kokusu ile doluydu. Parçalar üzerinde karmakarışıktı. Çok fazla var diye düşündü. Ya da belki de çok az. O ne lan? Hey, ne oluyor? Şuna bak. Ben oraya gitmem lazım. Laboratuvara gidiyoruz şimdi. Cezayir'de 3 gün sabrettikten sonunda Akdeniz'in cezayirli tarihe götürmek için bir yelkenini ayarlandı. İngiliz topraklarına varmak, Londra'ya giden Hortensia denizaltısında bir kavin ayarlama yaparak bakıyordu. Şu oyun atmosferi var ya, ben neden buraya geldim ki? Şu ters tarafa gitmem lazım da. Şuraya bir tane bir... Ha şunu yaksak ne güzel olur işte. Söndür onu, söndür, gerek yok. Ha. Şimdi. Şunları bir koyalım. Ha. Ne oluyor lan? Şurada bir alan gördüğümü zannettim, ödüm koptu. Çok paranoyam.
Ya canavar gelirse diye ben buraya bir saklanacağım. Ya buraya değil şuraya yapayım. Ha. Şu sandalyeyi şu şekilde de koyarsak çok hoş olur gibime geliyor. Al 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 onu da al. Hayır. Ah ses çıktı. Saklanabiliyorsunuz. Bu şekilde saklanabiliyorsunuz. İlle dolabın içine girmenize gerek yok. Dolap sizin en iyi tercihiniz ama ille de dolabın içine gir. Nereye gidiyor bu yer? Okey. Tam çeviremiyor muyuz şimdi? Tamam. Ha. Şey, bunu kullanmam lazım. Nesneyi kullanacak bir yer yok. Ne? Kızım şuraya koyacaksın işte. Ha. Ha, onu yap. Çok güzel. Ses çıkmazsa, müzik sesi gelmiyorsa demek ki sıkıntı yok. Asit kabını aldık. Güzel, asitle hallettik. Merdivenler çöktü. Geri tırmanmanın bir yolu yok. Bu, aa çöktü cidden. Tövbe tövbe. Şuradan çıkamaz mıyız diyeceğim. Ne yapıyorduk? Bunu böyle mi yapıyorduk? Ha. Tamam. Ben zannettim böyle merdiven gibi bir şey yapacağız. Ha, şey yapmak zorundayız. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi o şeye gireceğiz. O organik şeylerin üzerine basacağız. Tamamen kaçınılmaz hale geldi. Sokaklardaki kargaşa onun ilgisini çekmek için yalvarıyordu. Pancurları açtığında Fransız askerleri direnmeye çalışan iki genç adam ateş açtılar. Tüfek dumanında ve bulanıklaşan sesleri tamamen kesildi. Kurtardık. Pişk olmadı. Ah. Oh, gene kurtardık. Bu ne ya? Pislik şeyler. Hadi gidelim. Şu asidi şu lanet şeyin üzerine dökelim de. Oldu mu? Oldu. Ah bu ne ya? Rafineri. Hah, rafineriye geldik sonunda. Kazbah duvarının yanında oturup nefesini toplamaya çalıştı. Aldığından fışkıran ter kumla kaplı zemine dökülüyordu. Benden bu kadar. Daha fazlasını çekemeyeceğim. Neyse ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatın yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.